Zonguldak ve çevresinin asırlar süren medeniyet serüvenine tanıklık eden bir kültür ve sanat beşiği. Karadeniz Ereğli Müzesi, bölgenin en önemli tarihi yapılarından olan Halil Paşa Konağı'nda faaliyet gösteriyor. Konak, 1998 yılından bu yana ise Karadeniz Ereğli Müzesi'nin ana binası olarak kullanılıyor. Karadeniz Ereğli Müzesi'nde yer alan yıldız eserlerin başında Roma döneminin en ünlü pandomim sanatçılarından Crispos'un anıt mezarı geliyor. Crispos anısına inşa edilen anıt mezar, görkemli yapısının yanı sıra son derece edebi bir yazıta da sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mezarlar, insanların en son evleri ve en son duvarlarıdır. Onlar bedenlere, evlerden daha sadıktırlar. Cümleleriyle başlayan yazıtta, Crispos'un Mısır topraklarında doğduğu ve 29 yaşında hayatını kaybettiği bilgileri de yer alıyor. Müzede yer alan bir diğer çok önemli eser, Yunan mitolojisinde sağlık tanrısı olduğuna inanılan Asklepios'un tasvir edildiği göz alıcı heykel. Milattan sonra 2. yüzyıla, yani yine Roma dönemine tarihlendirilen kültür varlığı, Asklepios'u son derece güçlü bir şekilde betimlemesiyle dikkat çekiyor. Sakarya Müzesi. Tarihi taş devrine dek uzanan Sakarya'nın en büyük kültür ve sanat mabedi. İlk adımları 1989 yılında atılan uzun bir teşhir tanzim çalışmasının ardından 1993 senesinde ziyarete açılan Sakarya Müzesi, eserlerinin yanı sıra binasıyla da Sakarya'nın en özel kültürel değerlerinden biri. Sakarya Müzesi'nde dikkatleri üzerine çeken eserlerden ilki, Roma dönemine tarihlendirilen mezar steli. Üçgen alınlıklı bir forma sahip olan stel, üst üste üç farklı bölümden oluşuyor. Stelin en üst kısmında aslan ve boğa kabartmaları yer alıyor. En alt bölümde ata binmiş bir soylu ve kendisini uğurlayan bir asker figürü dikkat çekiyor. Orta bölümünde dört kadın ve bir çocuğun tasvir edildiği eserin kitabesinde ise, mezar anıtının Coelius isimli bir Roma soylusu tarafından aile bireyleri için yaptırıldığı bilgisi göze çarpıyor. Roma dönemi kabartma sanatının görkemli bir örneği olan stel, devrin ölüm kültürünü yansıtması bakımından da büyük önem arz ediyor. Sakarya Müzesi'nin bir diğer yıldız eseri, yine Roma dönemine tarihlendirilen mermer lahit. Üç tarafı kabartmalarla bezenmiş olan lahdin üzerinde Medusa başı, boğa, aslan gibi figürler yer alıyor. Yunan mitolojisinde yeraltı canavarı olarak bilinen ve kötü ruhları uzak tuttuğuna inanılan Medusa, mezar stellerinde sıklıkla karşımıza çıkıyor.